Numbers içerisinde yeni bir tablo oluştururken şablonlardan birini seçebiliriz. Şablon seçici içerisinde ihtiyacımıza yönelik bir şablon yoksa hemen boş bir belgeyi çift tıklayarak açalım. Açtıktan sonra ilk olarak birinci sayfada yeni bir tablo karşımıza geliyor. Bu tablonun sol üst köşesinde bulunan şu tutma alanına tıklayıp klavyeden delete tuşuyla silelim. Sildikten sonra yeni bir tablo oluşturmak için üst taraftaki araç çubuğundan Tablo aracını kullanarak açılan pencerede farklı tablo tiplerini görüntüleyebiliyoruz. Bu tablolar üzerine baktığınız zaman farklı yapılara sahipler ve sağa doğru diğer tablo yapılarına baktığınızda aynı yapının farklı renklendirilmiş hallerini görüntülüyoruz. Bu şekilde alt taraftaki küçük noktacıkları tıklayarak da diğer stillere geçiş yapabileceğimiz gibi üst taraftaki ekle üst menüsü aracılığıyla tablo başlığı altından da farklı tablo tiplerine ait bir tablo oluşturabiliriz. Buradaki yapıları da inceleyecek olursak ilk olarak başlık tipinde bir tablo oluşturalım. Gördüğünüz gibi tablo üzerinde birinci A sütunu ve ilk satır başlık sütunu olarak geçiyor. Bunlar tabloyu aşağı doğru kaydırdığımızda Üst taraftaki birinci satır sabit kalacaktır. Veya sağa doğru kaydırdığımızda yine soldaki A sütunu sabit kalacaktır. Bunlar başlık satır ve sütunlarıdır. Diğer tablo tipine bakacak olursak ekle üst menüsü tablo ve temel olarak bir tablo daha oluşturduk. Bu oluşturduğumuz tabloda da A sütunu herhangi bir başlık sütunu özelliğine sahip değil. Ve şu şekilde yukarı doğru kaydırdığımızda sadece birinci satırda bir başlık yapısını görüntülüyoruz. Ekle üst menüsüyle diğer tablo tiplerini siz de inceleyebilirsiniz. Hangi tablo yapısını açarsanız için tablo üzerindeki bütün özellikleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Tablolar üzerindeki düzenlemeleri yapabilmek için de sağ taraftaki biçim denetçisi bize yardımcı olacak. Bir sonraki eğitimde bunun detaylarına gireceğiz. Ancak inceleyecek olursak tablo, hücre ve hücreler içerisinde bulunan metin ve yerleştirme ile ilgili diğer detayları da burada görüntüleyebiliyoruz.